Merhaba arkadaşlar. LGS 2024'e girecek öğrencilerimize müjde. Ne müjdesi? Bu sene çünkü sınava giren öğrencilerimiz daha şanslı olacak. Ayrıntılarıyla aktaralım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bu sene sınava giren öğrencilerimiz daha şanslı olacak ama hiç çalışmayan bir öğrenci haliyle o şanstan faydalanamayacak. İlk başta onu söyleyeyim. Yani hocam ben hiç çalışmadım ama neden işte istediğim liseye gidemedim diye de bir şey lütfen söylemeyin yorumlarda. Şimdi bu videoyu sadece çalışan arkadaşlarımız izlesin. Çünkü çalışan arkadaşlarımıza müjde diyebiliriz. Bu sene yüzdelik dilim inşallah düşecek. Düşmesiyle beraber bu sene inşallah sınava giren öğrenci sayısı da azalacak. Azalmasıyla beraber öğrencilerimiz istediği lise daha rahat bir şekilde gidebilecek. Özellikle yüzdelik dilim. Yüzdelik dilimin bu sene azalmasıyla beraber öğrencilerimizin alacağı puan 5 puan, 10 puan, 15 puan düşse dahi öğrencilerimiz istediği liseye gidebilecek. Yani şunu söyleyeyim ilk başta. Hocam ben çok çalıştım ama işte LGS'ye girdim işte 440 puan beklerken 425 almışım dediğinizde yani bu üzüleceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü bu sene yüzdelik dilimin düşeceğini ee, tahmin ettiğimizden dolayı, siz e, normal bir lise 440'la alıyorsa, puanınız 430'a 425'e düştüğünde bile o istediğiniz liseye gidebilirsiniz. Çünkü bu sene 100 dilim inşallah düşecektir. Bu konudan dolayı çalışan arkadaşlarımıza müjde diyebiliriz. Çünkü çalışan inşallah emin hakkını bu sene LGS 2024'te alacaktır arkadaşlar. İnşallah. Bu konuyla alakalı daha fazla video sizlere çekeceğiz. Elimizden gelen bilgilendirmeyi de yapacağız. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda görüşmek üzere.